Ele aldığı konulardan dolayı Hogarth'ın tüm işlerini seviyorum. Çünkü tasvirlerinin bir sıcaklığı, samimiyeti var. Eserlerindeki insanları tanıyorsunuz. Tanıma şansınız oluyor. Meslektaşlarının çevresinin dışında kalmıştı. Bence eğer resim, yazı, tiyatro veya hatta sinema aracılığıyla sanatçı olmuş biriyseniz, o zaman meslektaş çevresinde yeriniz yoktur. Aykırı bir tip olmanız gerekir. Hogarth hep hoşuma giden ve kendisinden bir şeyler öğrenmeye çalıştığım sanatçılardan biri olmuştur. Aynı Chaucer veya Shakespeare gibi, o da toplumsal hayatın görünümünü muhteşem bir şekilde dile getirmektedir. Riff Raff isimli bir film çekmiştim. Bir grup inşaat işçisi hakkındaydı. Thursday morning's payday. It's also sucking day. Be warned. We hire these skips, not for you lot to lean on. They've got to be filled. And while I'm on about it, I trust none of you lot are signing on as well. I didn't think you could do that. You'd be surprised what some of you bastards get up to. Onlar buraya tam oturuyorlar. Filmde de bu resimde olduğu gibi hayatları yüzlerine kazınmış insanlar görüyorsunuz. İrlanda'da 30'lu yıllarda geçen bir filmin çekimini yeni bitirdik. Tüm insanlar bu resimde kendilerine bir yer bulmuştu. Sizi gülümseten insanlar, dinlemeyi sevdiğiniz kişiler, bazen de trajik hayatlar yaşamış olanlar. Hepsiyle bir bağlantı kuruyorsunuz. Size uyum sağlıyorlar. Hogarth çoğu portre ressamını hor görüyordu. Çünkü çoğu portre elbiselerden ve kumaşlardan ibaretti. Ama asıl işçilik yüzdeydi. Tenin narin tonları ve diğer tüm renkler yumuşatılmıştı. Böylece resmini yaptığı kişinin karakterini belirginleştirmişti. Diğer tablolarda bir şekilde varlıklı insanların resmedildiğini görüyorsunuz. Hem kaliteli kıyafetleri hem de sahibi oldukları yerler gösterilmiş. Ama ben kiminle oturup bir şeyler içeceğimi biliyorum. Hogarth'ın insanlarıyla.